Herkese merhabalar. Yeliz Özge Hoca ile derslerimiz devam ediyor. Bir taraftan dil bilgisi derslerimiz devam ederken bir taraftan da Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabına uygun, müfredata uygun edebiyat konu anlatımlarına devam ediyoruz. Son ünitelere geldik arkadaşlar. Bugün bakalım hangi derse bakıyoruz? Hemen açalım. Evet, Yeliz Özge Hoca ile 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konusu. Konumuz günlük ve blok. Siz gençler bloğu zaten bizden daha iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Günlük, günce ve blok hakkında bilgi veriyoruz 9. sınıflara. Evet, günlük nedir? Hemen düzeltelim. Arkadaşlar, günlük bir kimsenin günü gününe tuttuğu, üzerine tarih attığı, günlük yaşamdan kesitler sunduğu notlardır. Bakın, günlük bir kimsenin günü gününe tuttuğu, üzerine tarih attığı, kendi günlük yaşamından kesitler sunduğu notlardır. İkiye ayrılır. Dışa dönük günlükler, içe dönük günlükler. Ne demek dışa dönük, içe dönük? Ona da bakalım. Dışa dönük günlükler yayımlanmak için tutulur. Her olay, olgu ya da insanlık durumundan bahsettiği için, burada bir için var, belgesel değeri taşır. Evet, bunu düzeltiyorum. Bazen bilgisayarım basmayı veriyor. Evet, bunlar yazılır, yayımlanmak için tutulur. Belgesel değeri var arkadaşlar bunların. İçe dönük günlüklere ruh bilimsel günlük de denir. Burada yazar kendini ön plana çıkarır. Anlaşıldı mı? Hemen farkını söylüyorum. Dışa dönük günlükler yayımlanmak için tutulur. Belgesel değeri taşır. İçe dönük günlükler ruh bilimsel günlük de denir bunlara. Yazar kendini ön plana çıkarır. Evet, günlükle anıyı karşılaştıralım arkadaşlar. Anı nedir? Günlük nedir? Arkadaşlar, günlük yaşanan olayları günü gününe yazdığımız yazılardır. Anıda ise yaşanmış bir olayı yıllar sonra kaleme alabiliriz. Tamam mı? Günlük günü gününe, anı yıllar sonra yaşanmış bir olay yazılabilir. Günlük sıcağı sıcağına yazıldığı için özneldir. Anı sonraki zamanlarda yazıldığı için gerçeğe daha yakındır, daha nesneldir. O zaman özetliyorum. Günlük günü gününe yazılır, özneldir. Anı yıllar sonra yazılabilir, gerçeğe daha yakındır. Anlaşıldı mı? Bu farkı görelim arkadaşlar. Günlük türünün gelişimi ders kitabınızda yer alan şekliyle anlatacağım arkadaşlar. Günlük türünün gelişimi diyoruz. Tarihte ilk defa günlüğü kim kullanmış? Romalılar kullanmış. Türk edebiyatında ruznameler var. Bu türe çok yakın eserler arkadaşlar. Eski Türk edebiyatındaki ruznameler günlük türüne çok yakın. Peki edebi bir tür olarak günlük edebiyatımıza ne zaman geldi? Tabii ki diğer türlerde olduğu gibi arkadaşlar, Tanzimat döneminde geldi. Günlük türü, batılı anlamda günlük türü edebiyatımıza Tanzimat döneminde geldi. Arkadaşlar, direktör Ali Bey'in çok önemli, hem üniversite sınavı için hem dersleriniz için, direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali, şöyle tırnak işareti içerisinde alalım, adlı gezi kitabı Türk edebiyatındaki ilk günlük olarak kabul edilir. Hem gezmiş, hem seyahat etmiş, hem de günü gününe yazmış onları. Başka ders kitabımızda neler var? Nurullah Atac'ın güncesi var arkadaşlar. Günce, günlük sözcüğünün aynısı. Yazayım. Günlükle günce aynı. Cahit Zarifoğlu'nun Yaşamak, Cemal Süreyya'nın Günler eserleri bu türde önemli eserlerdir. Ders kitaplarınızda var. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkoşu, Yakup Kadri'nin Yaban, aşağı kısım görünmüyormuş, küçültelim, Nazım Hikmet'in Piraye'ye Mektuplar gibi eserlerinde de günlük türünün biçimsel özellikleri vardır arkadaşlar. Yani bu romanları verirken Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu romanında ne yapmış? Feride'nin günlüklerini kullanmış. Onu da yazayım. Karakterimiz Feride. Feride'nin günlüklerini kullanmış. İç içe geçirilmiştir bu türler. Geçiyoruz blok türüne. Yine biraz büyütelim. Yazılarımız küçük çünkü, sığsın diye. Blok arkadaşlar, internetin yaygınlaşması ile ortaya çıkmış. Kişisel siteler ve sosyal medya aracılığıyla
gün içinde yaptıklarını bir deftere yazar gibi insanlar bu sitelerdeki ilgili bölümlere yazıyor. Aslında dijital günlük bunlar. Ne diyoruz? Baştan alıyorum. Kişiler, işte bloglar, kişisel siteler, sosyal medya aracılığıyla gün içinde yaşadıklarını bir deftere yazar gibi bu sitelerdeki ilgili bölümlere yazıyorlar. Bu bölümler günlükler. Bunlarda neler yapılabilir? Arkadaşlar, bloglarda görsel işitsel veriler kullanılabilir. Bu günlüklere yazı yazdıktan sonra başkalarının yorum yazmasına da fırsat tanınır. Peki hangi konular işlenir bloglarda? Kişisel konular, kültür, gezi, teknoloji, yemek, ekonomi, fotoğraf gibi konular işlenebilir arkadaşlar. Blog türlerimiz var. Bakın, kişisel blog, tematik blog, topluluk blogları ve kurumsal bloglar olmak üzere 4 çeşit blogumuz var. Kişisel blog neymiş? Biraz daha büyüteyim sizin için. Yazarın bireysel görüşleri olması dışında gündemi kendi kalemiyle yansıttığı ortamdır kişisel blog. Tematik blog sadece belirli bir alanda yazılan gönderilerin yer aldığı bloglardır. Topluluklar, üyelik sistemine sahip olan üyelerin yazdıkları gönderilerden meydana gelen bloglardır. Kurumsal bloglar ise şirketlerin kendileriyle ilgili duyurularını daha samimi bir şekilde halka açtıkları bloglardır. Evet, günlük ve blog ünitesini ders kitabınızda olduğu gibi özetledim. Dersimizde de olsak bu şekilde bu kısımları not alıp vurgulayacaktık arkadaşlar. Yeliz Özge Hoca ile derslerimiz devam ediyor. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı günlük blog konusunu işledik. Konuyu işlerken lütfen ders kitabınızdaki örnek metinlere de bakınız. Kanalımıza abone olmayı özellikle lütfen unutmayalım. Videomuzu da beğenelim. Teşekkür ediyorum herkese. İyi çalışmalar.